Dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Kulüp kurma serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Gördüğünüz üzere banyolarımız ve yatak odalarımız buralarda. İnsanlar burada dinleniyorlar, uyuyorlar ve sanırım mental açıdan bakın gösterişli bir odada kaldıklarını düşünüyorlar. Sorgulanamaz bir inançları olduğunu söylüyorlar. Isı azaltma görevinde kimi yollayabilirim? Kasaplık yeteneği ve empati yeteneği lazım. Aslında Hanife Hanım bu iş için uygun. %100 ihtimalle ışı düşürmede başarılı olacak. Çok güzel. Dostlar biz geçen bölümlerde böyle büyük bir oda yapmıştık. Herkese ayrı oda yapmıştık ama ayrı oda insanları tatmin etmemişti. Hani kendi yataklarının oluşu yeterli gelmişti. Bu yüzden odaları birleştirip böyle çok büyük bir yer haline getirmiştik. Hatta buralara böyle minik dekorasyonlar yerleştirerek, minik halılar falan yerleştirerek daha güzel hale getirmeyi planlıyorduk. Geçen bölüm dinlenme odasını taşıma kararı almıştık. Dinlenme odasını ve kantini mutfağa taşıma kararı almıştık. Neler oluyor hocam? Göreve yolladık adamı bu arada, bir etkinlik geldi. Dostlar, bu arada YouTube'dan izleyenler, videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmezseniz çok çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Yakınlarda bir yeraltı otoparkından gelen sesler duyuyorsun. Merakla en alt kata inip bir grup insanın içinde ateş yanan bir varilin etrafında toplanmış olduğunu görüyorsun. Deri ceket giymiş ve koyu renk güzel güneş gözlüğü takmış bir adam öne çıkıyor. Biz de seni bekliyorduk. Bir risk alacağım bu arada. Sokak kelimesi geri sayımına hoş geldiniz. Kalabalık alkışlar ve tezahüratlar yankılanır. Kurallar son derece basit. Ben bir kelime söyleyeceğim. Siz de ne anlama geldiğini söyleyeceksiniz. Tabii geri sayım sona ermeden. Söyle. Deri ceketli adam öne çıkıp gülüyor. İşte bu daha cesaretli ama tüm zamanların şampiyonu olacak kadar cesaretin var mı? İlk kelimen Kadir-i Mutlak. Birdenbire arkasındaki karabalığın içinden devasa bir saat beliriyor ve geri sayım başlıyor. Ne cevap vereceksin? Kadir-i Mutlak, uykuya dalamama durumu. Bütün ve sınırsız güce sahip olmak. Kızartma yapmak için kullanılan nişastalı bir sebze. Kesinlikle bu. Bütün ve sınırsız güç. Söylediğin karşılığın kabul edilmesiyle kalabalık adeta çıldırıyor. Deri ceketli adam yüzünü ekşitiyor. Bu kez o kadar şanslı olmayacaksın. Kelimem Asparagas. Doğru olmayan yalan abi. Yani eyvallah. Bu da doğru. Adam dizlerinin üzerine çöküyor ve kalabalık susuyor. Sonra yavaşça yerden kalkıyor ve yüzünü sana doğru dönüyor. O artık gülümsüyor. Sen gerçekten olsun. Kupa senindir. Çaydanlık kupası. Etkinliğe bak anasını satayım. Çaydanlık kazanma eventine denk geldik. Harbiden çaydanlık kazanma eventi. Bir de bunlar parayla, biliyorsunuz değil mi? Ben bunları parayla yerleştirebiliyorum yani. Bunlar özel itemler olarak mı geçiyor? Dekor olarak geçiyorlar büyük ihtimalle. Bak 14.300'e dev love lambası koyabiliyorum. Özel eşyalar dekor olarak geçmiyor mu? Halı, ışık, resim. Özel nesnelere özel yazsam peki? Özel olmuyor. Deniz Alp, bu özel nesneleri nereye koyabiliyoruz? Bir fikrin var mı, biliyor musun? 3.5K parayı vermiyor. Envanterde açıldı. Yatak odalarının duvarlarının harita sınırlarına kadar çek. Prestij olur nasılsa. Oradaki kapıları kullanmıyor. Sıkıntı olmaz ki abi ya. Yani şey, prestij yeterli. İçeriye dekor atarsak daha iyi olur. Şimdi bu kazandıklarımız bizim oraya koyma hakkımız. Yani bize vermiyor 3.5'luk çaydanlığı. Mobilyada galiba. Bir şey daha kazandıydım. Bak, çaydanlık kupası. Ben bunu 3.500'e odaya koyabiliyorum. Nere olabilir misal? Yatakların şu kenarları olabilir. Bak, 3.500 dolara buraya koyabildim. Ama odanın prestijini arttırdı galiba. Odanın prestijini baya baya arttırdı. Da çaydanlığı buraya koymak, bilmiyorum. Şöyle mi yapsak acaba, bir saniye? Şu nesneleri bir oyna desek.
Nesneler, nesneyi taşı. Şöyle yerleştirsek fena olmaz ya sanki. Hani karşılarına da bir şey yerleştiririz. Böyle özel itemlar gelir. Epic itemlar gelir. Dev lambasıdır, şudur, budur. Özel ve epic itemları öyle yerleştiririz misal. Görevler. Isı azaltma görevi. Çok güzel. Isı azaldıkça çünkü elemanların bize karşı kubarma ihtimali azalıyor. Abi zeka istiyorsa biz buraya mutlaka Şerife Hanım'ı yollayacağız. Çünkü Şerife Hanım en zekimiz. Biraz PR'ı arttıralım. PR arttıkça daha kaliteli adamlar gelip izliyor çünkü. Güzel. Dinlenme odasının upgrade'i geldi. Araştırma şimdilik beklesin. Dinlenme odasını kantine ve mutfağa taşıyacaktık. Bak unutmayalım. Elimizdeki parayı bu doğrultuda harcayalım. Bam babam bam. Aa süslü olabilirdi belki hayatım. Doğru diyorsun. Buldum da zaten. Herhalde süsteydi. Süs. Aynen süste süste. E ben bir item daha bulduydum. O öteki herhalde sık yerleştiğim save'deydi ya. Öteki sık yerleştiğim save'deydi büyük ihtimalle. Tamam şimdi şöyle yapalım. Öncelikle buradan nesneyi taşı diyelim. Ya da nesneyi sil diyelim. Şeyi ayarlayacağım. Kapılarını falan ayarlayacağım buranın. Buraya şöyle ortadan bir kapı çekelim. Tamam mı? Ortadan bir kapı çekelim şöyle. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Sonrasında buraya bir tane kapı inşa edelim. Burası mutfağın kantine bağlanan kısmı olsun. Şurası da mutfağın girişi olsun. Buraya da şu yukarı doğru açılan bir kapı yapalım. Burası da kantinin girişi olsun. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gözlere bak yani. Simetrik oldu. Görüyor musun? Şimdi geldin odalara. Buradan kantin yapıyoruz. Burası kantin. Ve bir de mutfağa ihtiyacım var. Filtreyi kaldır. Kantin. Mutfak. Kantinle mutfağı buraya taşıyıp birazcık daha büyüteceğim. Bununla beraber dinlenme odasını da şuraya taşıyacağım ama tabii ki dinlenme odasını buraya taşırken buraya muhabbeti ekleyeceğim. Hatta şuradaki duvarı da bir silip yıkabiliriz. Bununla beraber şunu da silip düzgün bir kapı yapabiliriz buraya. Şöyle bir kapıları kapalı kalsın. Burası da dinlenme odası olacak. Şimdi şuradan odayı kaldır diyelim. Nesnelere gelip nesneyi taşı diyelim. Şunlar mutfağa gidiyor. Şuraya bir lavabo. Şuraya bir dolap. Buzdolabı. Şöyle daha güzel gözüküyor da. Şu araya bir yere de yerleştirebiliriz. Burası kantin için. O baksana geleceğe yönelik yatırım olmadım ya. Otomat ve su sebili. Ve yemekleri de şuradan alırlar. Hani yemekler buraya doğru yerleştirilir. Yemekleri buradan alırlar. Buranın prestijini falan arttırmanın bir yolu var mı? Misal iki tane kullansam artıyor. Tam 2-3 tane yaparız. Şöyle masaların sayısını arttırırız. 2 otomat 2 su sebili yaparız. Atıyorum su sebilleri bu köşeye. Otomatlar diğer köşeye. Parayı biraz harcadık ama. Evet parayı biraz harcadık. Neyse eğlence odasının taşınması biraz zaman alır sadece. Nesneyi taşı deyip şuradan biraz daha yaklaştıralım mı masaları? Masalar sanki yaklaşınca daha bir güzel durdu. Bence güzel oldu. Yani şurayı ileride dinlenme odasını taşımak için kullanacağım. Şu anlık güzel oldu diye düşünüyorum. Pam pam. Takipçilerimizin sayısı çok iyi, gelen para çok iyi, inanç çok iyi. Görevlerden PR da gelecek. Nesnelerden kartlar falan öğrenildi. Gayet güzel. Muhtemelen yeni gelen nesneler zaten burada ya.
teyip, tilt makinesi. Birazcık para biriksin, o dinlenme odasını öyle daha büyük yere upgradeleyeceğim. Şöyle bir kapı yapalım mı şuraya? Tam bu aradan girilsin. Üf. Güzel bir dinlenme odası oldu yalnız orası. Şuranın bir atamasını kaldıralım. Çok daha güzel bir yer yapacağım orayı. Çok daha güzel bir yer haline getireceğim. Şuraya slot makinesi. Buraya teyp koydum bir tane. Şuraya masa oyunları. Buralara bir oyunlar. Orası bomboş. Ben daha oraya neler yerleştireceğim. Şurayı da kullanırız illaki. Çok güzel. PR kazanıldı ama ısı da geldi. Bizim ısı puanını da azaltmamız gerekecek görevlerden. Bir yandan araştırmaya da gidilebilir aslında. Dinlenme odası 2 yapıldı. Revir yaparız orayı. Revir yaparız abi. Yaralanmaları tedavi etmek için. Hatta revirin kapısı bizim agaların çıktığı noktaya bakar. Gayet güzel olmaz mı? Selamlar Tuğan'a, hoş geldin. Teşekkür ederim, iyi yayınlar dileğim için. Sağ olasın. 3x hızında oynatmaya devam edebilir. Takipçi sayısını arttıran bir araştırma yok mu ya? Revirden daire testereye gidip hani nesne onarım maliyetini falan azaltacağım. Anıt odası yapılabiliyor burada. Propaganda Bakanlığı, anıt odası, baş döndürme terapisini yükseltebiliyoruz. Takipçi sayısı 3. Takipçi kapasitesi. 36 kişiye kadar çıkıp dünyanın parasını kazandırır bana. Ben o zaman buradan diğer yerlere gitmeden otomatik denetleyici, Başkalaştırma Bakanlığı, Tötonlar üzerindeki karakteristik özellikleri kaldırır. Aa, malları iyileştirebiliyoruz yani. Tamam. Ben propaganda odasından anıt odasına, anıt odasından da şuradan baş döndürme terapisi yükselmesinden takipçi kapasitesine doğru gideceğim. Çünkü takipçi kapasitesi ne kadar artarsa bize o kadar fazla para gelir. Sadece şu baş döndürme odasına bir ek oda yapmak falan, yağ tulumu gibi, gerekebilir. O boş kalan odayı sevişme odası yapalım. Yunus abi! Revir olacak abi ora. Ora revir olmalı. Odaya özel nesneler. Şuraya da teyp koyabiliriz. Buraya tilt makinesi koyabiliriz. Arcade makinesinin yanı sıra. Daha büyük gözüküyormuş. O zaman bunu buraya koysak ve şuradan nesneyi taşı deyip bunu böyle koysak. Plakçalarım falan vardı. Kartları da buraya koyarız. Şöyle yaparız bak. Bu buraya, bu buraya. Slot makinesinin sayısını 2 yapıp tilt makinesinin sayısını da 2 yaparız şöyle. Bunu böyle ayırırız. Aslında kartı ve dominoyu böyle atarız. Çok mu kapıya yakın oldu kart ve domino? Bu kart ve dominonun sayısını arttırabilirim. Bir tane daha küçük Rubik bulmaca. Bence var ya, o dinlenme odası full artı full oldu. Revir odası öğrenildi artık. Tamam, revir odası öğrenildi. Araştırmadan buraya tıklasam buraya doğru gider mi? Gitmiyor. Keşke buraya doğru gitse. Neyse, nesneleri, odaları falan hallederiz. Daha yapmadığımız odalar var zaten. Onları da halledeceğiz. Revir için falan güzel şeyler var. Görev mevcut. Isı düşürme görevi. Ne istiyorsun abi ısı düşürme görevinde? Empati. Ne oldu? Görevin süresi doldu. Ah be. Ah be, bileydim bir adamı yollardım.
River adı altında mutlu son adası. Yapamayız abi. Yapmamalıyız abi. Isı azaltma görevi. Planlama, parakende ve doğaçlama yeteneği istiyor. Fatih Bey'in şansı %66 ise Şerife'nin şansı %33. Buradan ısı azaltamadık. Tanıtım kampanyası. Empati. Muzaffer'le Mustafa'yı yollasak %66. %100 olmadığı sürece yollamayı planlamıyorum. Şu gelen ünlemleri şey yapmaya çalışıyorum ya. Gelen ünlemleri kapatmaya çalışıyorum. O beni bir şey yapıyor. O beni bir sinir ediyor. Bam 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 bam. Lobası kırık olan ne yapıyor? Gidip milletin şeyine. Tamam. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Artık bizim Totonların herhangi bir şekilde mental sağlıklarıyla alakalı bir problem yaşadığı durum olmuyor. Totonların mental sağlığı gayet iyi. İnançları gayet yüksek. Etki puanımız falan gayet yüksek. İyi durumdayız yani. Isımız falan da o kadar çok yükselmiyor. Bakım odamızın durumu da iyi. Şurayı revir odası haline getireceğim zaten ilerleyen aşamalarda. Odaları böyle yavaş yavaş yükseltip daha fazla şey yapabiliriz. İki Toton daha işe alabiliriz. İşe alacağımız bu insanlar güzel iş yapacaktır. Bak, güzel bütün kırık eşyalar falan tamir ediliyor. Topluluktan sipariş ver deyip biraz daha şöyle burger koyarsak şahane olur diye düşünüyorum. Biraz daha burger koyalım efendim. Güzel, yeni takipçiler geliyor. Mutluluğu azalanlar var ister istemez. Misal Gönül Çimen'in neden mutluluğu azalıyor? Ben size söyleyeyim çünkü sevgili dostlar. Gönül Çimen'de spot evi, baş döndürme ve meditasyon sıkıcı geliyor artık ona. Hani belli bir süreden sonra insanlar bir heves başlıyor. Odaları falan upgrade'lemezseniz belli bir yerden sonra duruyor. Yani bu 28 insan aynı 28 insan değil. Sürekli gelip gidiyor, değişiyor. Fatih uyumak mı istiyorsun? Aç, sorgulanamaz inanç, mükemmel oda. Tamam ne güzel işte. Etki puanı falan gayet güzel geliyor. Araştırmadan da Propaganda Bakanlığı'na gidiliyor. Hemen buradan anıt odasına yapıştır. Anıt odası, baş döndürme terapisi ve diğerlerini yükseltme. Şimdi odalardan burayı bir revir odası, Propaganda Bakanlığı değil de revir odası haline getirebilir miyim? En azından bir evimiz olsun. Efendim şöyle bir doktor yatağı. Revir yatağı. Tıbbi monitör. İlaç dolabı. Bir tane damlalık lazım galiba $1200. Henüz damlalık gelmedi. Şimdi Şerife Hanım insanları sevmediği için kendisine bir revirden uzak durma şeyi verelim de. Revirden uzak durursa iyi olur kendisi. Ama aslında gerçekten durumları iyi. Aa, yatak kırıldı ve yedek yatak yok. Planı geçersiz kılınıyor mu? Zaten atandı. Fatih git buraya. Benim hikayem seninkine çok benziyor ama. Ama şunu tamir et. Tamam, Şerife uyuyabilsin en azından. Çünkü Şerife güne uykusuz başlayıp ağzı gözü dağılacaktı. Faruk Eren, ısı düşürme görevine bir git bakayım. Toton kapasitesi 3'ü araştır. Ya bir ömür vermekten vazgeç de bir dur bir adam. Birinin uykusundan kaldırdık ama uyuyor geri değil mi? Uyumazsa sorun çıkar çünkü. Biri ısı düşürme görevine gitti. Matbaa mı?
Ha dergi falan dağıtacağız. Görsel öğeler, işitsel öğeler falan. Dergi falan dağıtacağız. Anladım. Abi şu horozun sesi beni ürkütüyor sürekli. Dinlenme odaları falan rahat değil mi? Bak en çok sorun çıkaran şer Şerife'ydi. Şerife olumsuz düşüncelere kapılmış. Ben de bir olumsuz düşüncelere kapıldım. Berbat oda, araştırma odası kötü diye şikayetleniyor galiba. Hallederiz, hallederiz. İcabına bakılır. Oo. Karakterler hareket hızı kazandı ama buna karşın çok acıkıp çok sıçacaklar. Ahtapot yaratık kafası mı kazandım? 800 dolara ahtapot yaratık kafası kazandım abi. Bunu odaya atıp herhalde yatak odasının prestijini zirveye taşıyacağız. Bir tane de damlalık koyduk mu buraya? Tamamdır. Abi Şerife en zekileri ama en çok sorun çıkaranı da o ya. En zekileri olmasına karşın. Varil ne işe yarayacak bilmiyorum. Yani dekor olarak gelmiş galiba. Sen benim babamı öldürdün. Son doğanı et. Sadece bir sıyrık. Daha kötüsünü yaşadım. Ne yapıyorsunuz abi lobide? Diğer aktivitelere gitmeyi mi bekliyorsunuz? Ha bizimkiler moladayken bekliyorlar. İşbaşı yapmadan evvel. 2 saatlik boş zamanları var ya. İnsanlar benim salak olduğumu söylerdi ve ben de onları kesinlikle haklı çıkardım. Abav. Abav. Pam 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 pam. Burger üretmeye devam. Şerif'in odasına bir eğlence aracı. Abi işte koyduğum özel itemları şurada şeyin karşısına koyacağım. Lav lambasının karşısına koyacağım. Isı derecemiz falan oldukça düşük. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Takipçilerden şey reddeden olsa bile işte gruptan ayrılanlar olsa bile yerine yenileri geliyor zaten sürekli sürekli. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Öyle yani. Modüler. Hangi odada çalışıyorsun da bu eksiği yiyorsun anlamıyorum ki. Anlasam. Baş döndürme odasını upgrade'lemeyi açalım. Anıt odası geldi abi. Aydınlanma odası, hipnoz odası. Anıt odası. Burayı tamamlayan elemanlar yüksek seviye töten olarak başlayacaklar diyor. Aydınlanma odası da takipçilere XP verecek. Hipnoz odası da olumlu özellikleri falan katacak. O zaman biz anıt odası, aydınlanma havuzu ve hipnoz odası. Bu 3 odayı inşa etmek istiyoruz. Bu 3 odayı nereye inşa ederiz? Şuralara bir yerlere böyle şuraya büyük bir şey inşa edip 3'e bölebilirim. Buranın ilerisine inşa edebilirim ama şu arkaya bir yere inşa etmek böyle bana daha mantıklı olacaktır gibi geliyor. Bu 3 odayı da yaparsak çünkü gelen adamların gücünü, kuvvetini kontrol edebileceğiz. Ki bu da bizim işimize yarayacaktır. O zaman parayı sağa sola harcamayalım sürekli. Biraz bekleyelim, biraz biriktirelim. Bu 3 odayı yapalım artık. Bu 3 odayı yapalım ki daha kaliteli adamları alıp dandik adamları şutlayalım yavaş yavaş. Çünkü sonuçta bu adamlara da maaş veriyoruz. Kaliteli adamları alıp dandikleri şutlarsak daha keyifli olur. Siz niye uyumadınız bu arada gün boyu?
Ayıptır sorması. Uykunuz mu yoktu? Can kaybı. Fatih niye can kaybediyor on? Allah Allah. Cana artmaya başladı, sıkıntı yok da. Tuvalete gitmesi gerek. E git. Vay arkadaş, her şeyden ben mi sorumluyum ya? Abi kesinlikle bir 10-15 bin para biriktireceğiz. 10-15 bin para biriktirdikten sonra bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bak şurada yeşil özellikleri olanlar var. Bunlar iyi olabilir. Misal Ayten Tüten. Ayten Hanım'ı falan alabiliriz de. Odalarda yer yok. Aslında buralara ayrı oda yapmaya devam etmek yerine ne bileyim şurayı bir az... Bir şey diyeceğim. Neden burayı azıcık büyütüp yerleşmiyoruz? Şöyle bir birim ilerleyelim bari. Şöyle odadan buraya da bir yatak odası. Kapıya ihtiyaç yok orada. Herkes banyodan giriyor zaten. Arkadan dolana neden yok? Burada bir yatak odası. Neden şunu yapmayalım hani? Yeni gelecek agalar için böyle böyle. Neden olmasın? Ve o zaman şu Ayten Tüten Hanım'ı alamıyoruz evde. Ayten Tüten Hanım'ı alalım. Biraz daha böyle bir şeyimiz artsın, kapasitemiz artsın. Yine bazı yerler kırılmış, onarılacak. Vaaz kalitesi. Bunu da bir arttırmak lazım ya. Güve adama ne denir mi? Bana en büyük, en güçlü, en ucuz içkini ver. Töton yaralandı. Yemek yerken kirli eller. Fatih adanır. Fatih abi neden ellerini yıkamıyorsun? İnsan neden ellerini yıkamaz abi? Hastaneye gideceksin mi? Yürü. Aga boklu elleriyle yemek yediği için hastalandı. Elimizde hiç ajan namına adam yok değil mi? Bir Faruk var. O da gidemez bu göreve. Nesne edinme görevlerine falan adam yollayacağım da hepsi aynı tırt insanlar oldukları için. Fatih gittin geldin mi hastaneye? 50 sent için cordu çekme de Fatih. Peki bu görevlerden nesne edinme görevine gidecek olsam nesne edinme görevi ne istiyor? Planlama istiyor biraz. %66. Yok ya. Biraz daha ekibe iyi adamlar alır, o şekilde hallederiz. Şu anlık bu çocukları göreve çıkartmayalım. Şu anlık bu çocukların göreve çıkmasına gerek yok. Buraların yanlarına minik küçük girişler de mi yapsak yoksa... Ha yok tamam, bunlar dolanmaya devam edebilirler ya. Şu modül odalarını, aydınlanma odalarını yavaştan kurmaya başlayalım. Aynen hayatım, ben de tam onu diyecektim. Aydınlanma odalarını falan yavaştan kurmaya başlayalım.
Ha bir saniye. Biz daha Ayten Hanım'ı alacaktık gruba. Ayten Tüten geldi gruba. Nedir efendim Ayten Tüten'in olayı? Çok düşük. Altın peçete. Tuvaleti hızlı kullanır. Tip makinesinden nefret eder. Mütevazı odalarda kalmak istiyor. İyi tamam, bu odanın prestij seviyesi düşük. Nerede sevgili Ayten Tüten Hanım? Aha da burada. Gel. Yatak. Al burası senin. En azından fazladan bir tane adamımız oldu. Takipçi kapasitesini arttırıp daha çok para kasacağız. Bu arada baş döndürme odası için yükseltmeler geldi, upgrade'ler geldi. Baş döndürücü zemin 16.000 mi? Abi. 16.000. Bizim o kadar paramız yok. İleride upgrade yaparsam aklımda kral ama bizim o kadar paramız yok. Şimdi 1, 2. Şöyle yapsak. Hem buradan böyle 1, 2 birim yukarıda. Çok mu büyük olur bura? 45'e 15 misal. 45'e 15 değil de. 1, 2 daha böyle şey yapsak. 1, 2. ...43'e 15 yaparsak... ...bir iki kare duvarlara gider. Tam şey yapamıyorum. Evet, abartıyorum şu an. En fazla 7x8 falan istiyor. Doğru diyorsun hayatım. Çok haklısın. Çok doğru diyorsun. 1, 2, 3... şuradan da o zaman bak. 1, 2, 3 buradan geldik. 1, 2, 3 buradan geldik. 7'ye 8 diyorsa madem biz de 10'a 10 yapalım ya bir tane. Sonra 2 birim gidip bir 10'a 10 daha. Aa. Oyun bug'a soktu galiba. Sonra 1, 2, 2 birim gidip bir 10'a 10 daha. Tamam, bütün odalar buraya yerleşecek temel olarak. Gene büyük. Gene büyük. Gene haddinden fazla büyük. Bunun farkındayım. Ama ne yapalım? Hatta bir tane daha 10'a 10 bile sar yani ilerleyen zamanlar için. Kullanmak istersek en azından. Şöyle 1, 2 verirsin. Sar mı 10'a 10? Sığıyor da tuvaletin orayı falan şey yapıyor. Hiç gerek yok. En olmadı şunları birer birim kaydırıp aman 4 tane yapıp ne yapacağız ya? Hani... Tamam, çok simetrik olmasını sağlamaya çalışmıyorum da güzel dursun diye böyle bir çabam vardı. Oyun ne güzel lagladı öyle. Şimdi buraların hangi odalar olacağını bir kararlaştıralım öncelikle. Buradan biri anıt odası. Biri aydınlanma havuzu. Biri hipnoz odası. Ve buralarda çalışmaları gerekiyor muydu inanın bilmiyorum. Nuri selamlar, hoş geldin. Şöyle bir yavaştan odalara eşyalarını yerleştirelim desem 16.000. Oha. Bura. Kaç tane konulması gerekiyor? Bir tane bu. Bir tane de aydınlanma havuzu galiba. Ötesine müsaade etmiyor zaten. Bura. Bir tane hipnoz kontrol paneli, bir tane hipnoz diski. Bu mu lan? Kocaman oda kurdum, kocaman. Bir iki tane de yedek yatak yapalım mı şuraya? Milletin yatağı falan kırılıyor, uyuyamıyor. İki tane de yedek yatak istiyorum ama param bitti. Neyse, çalıştırırız bir şekilde. Isı azaltma görevi. Empati yeteneği yüksek iki insan gitmeli. Hanife ile Mustafa'yı yollasak? Yetmiyor mu ya?
Şerife'yi yollasak. Şerife artı Yılmaz misal. %83. Hiç gerek yok o zaman ya. Acelesi yok bu görevlerin. Ama burada biz Gökhan Bey'e ne yapıyoruz şu an? Öpücük atıp duruyor. Sivil gerginlik. Ayten Altun'un bu odalarda da çalışmaması gerekiyor. Ya senin ne kötü özelliğin varmış öyle ya. Şu sivil gerginlik neymiş abi, onu bir sildirelim. Biz disk odası koymadık mı? Koyduk. Hipnoz odası. Bak şu misal Ayten Altun'un sivil gerginliğini sildiremiyor muyum? Töton'u kov. Ruh halini destekle. Sivil gerginlik. Bu bunun psikolojisi çabuk bozulur ya. Yılmaz da eksi yiyip duruyor. Hastaneye git Yılmaz. Tam takipçi sayısını yükselttik. Bir süre araştırmaya dokunmayacağım. Bekle. Para lazım zaten 16.000. Bir tane monolit falan atacağım. Aydınlanma havuzunda hala bilinmeyen karakter özelliği diyor. Bu bu şeyi nasıl çözüyoruz hocam ya, tötonları? Efendim sevgili Alpo 100 bit göndermiş. Alpo çok teşekkürler 100 bitlik desteğin için. Çok çok sağ ol. Kesene bereket. Sağ olasın. Şimdi bak, bu Ayten Altun'un çok ciddi sivil gerginlik sorunu var. Uyuyup uyanınca düzelecek bu sıkıntı ama yani sen hipnoz odasında da çalışma o zaman. Sen mutfakta çalış sadece. Mutfak ve bakım odasında. İnsanlarla karşılaşacağın hiçbir yerde çalışma. Ama bu hipnoz odası şey yapıyordu galiba. Rastgele olumlu özellik ve XP kazanırlar hipnoz odasında. Aydınlanma. Sahip oldukları garip özelliği açığa çıkarır. Liderin talebi. Ne var be? 4 tane heykel yap bana diyor. Allah'ım yarabbim. Adam sürekli benim heykelimi yap deyip duruyor. Bu Başkalaştırma Bakanlığı'ndan yapılıyordu galiba ya. Lider odasından Başkalaştırma Bakanlığı'na gideceğim. Muhtemelen bu Başkalaştırma Bakanlığı şey yapacak. Debuffları söküp alacak. Babam bam. Tanıtım kampanyası. 3 kişiyi götürmek lazım. Hiçbirinde yetenek yok. Isı azaltma görevi. Zeka ile çalışıyor. Şerife'yi gönderip ısıyı azaltacağız. Yapacağımız işlem bu. Zaten şu baş döndürme odasına da 16.000 istiyor. 16.000, 16.000. Biz böyle nereye gideceksek. En azından bir ilk 16.000'i basabileydik. Töton karakter özelliği kazandı. Bir saniye, kim ne kazandı bilmiyorum ama kaldırımda bir kalabalık yere düşmüş ve nefes almakta güçlük çeken bir kadının etrafında toplanmış. Steteskobu olan beyaz önlüklü bir adam geliyor. Güney Afrika aksanıyla yüksek sesle şöyle diyor: "Merhaba millet, ben Doktor Mick." Görünen o ki bu kadın açlık ağrıları çekiyor. Doğru dürüst yemek yedikten sonra daha iyi olacak. Yere düşmüş ve nefes almakta güçlük çeken kadının açlık ağrısı çektiğini mi düşünüyor? Cebinden bir dilim pizza çıkarıyor ve kadının ağzına doğru hamle yapıyor. Kalabalık hep birlikte nefes tutuyor. Aga! Aga, manyak mısın? Nefes alamayan kadının ağzına pizza mı tepilir lan? Vurdum eline. Düşürdüm pizzayı. Hey, o öğle yemeğimdi benim.
Hızla kadının yanına gidiyorsun ve yıllar önce gittiğin ilk yardım kursunu hatırlamaya çalışıyorsun. Solunum yoluna bak abi. Öyle görünüyor ki bir engel olup olmadığını anlamak için kadının ağzının içine bakıyorsun. Şaşkınlıkla kadın ağzından parlak renkli bir çocuk oyuncağı çıkarıyor. Bunun yerel bir hazır yemek zincirinin promosyon olarak dağıttığı bir şey olduğunu hatırlıyorsun. Happy Meals menüsündeki oyuncağı mı yemiş karı? Kadın tekrar nefes alabilmenin rahatlığıyla içine derin bir nefes çekiyor. Kalabalık seni alkışlamaya başlıyor. Kadın kendine geldikten sonra şöyle diyor. Yiyecek bir şey değilse neden yemeğin yanına böyle şeyler koyuyorlar anlamıyorum. Sende kalsın, zaten tadı da güzel değil. Bu sözün ardından ayağa kalkıyor ve doktorun pizza dilimini kaldırımdan alıyor. Ve doktor da bağırıyor, size aç olduğunu söylemiştim. Anladım abi, güzel serin hikayeymiş kardeşim. Serin hikayeymiş, kanım dondu amık. Serin hikayeymiş, kanım dondu. Doktor haklı çıktı bu arada, hakikaten açmış. Sen kimsin? Ayten Tüten. Abi bizim bir casusa ihtiyacımız var Ayten Hanım. Ayten Hanım karakter özelliği kazandı. Ayten Tüten. Öfkeli toprak. Altına sıçtığı zaman sinirleniyormuş. Bence makul bir sebep. Bence makul bir sebep yani. Ben de bu şekilde bir şey yapmış olsam sinirlenirdim. Kamerayı kapattım zannettim. Halbuki sadece mikrofon kapalıydı. Evet dostlar, göreve giden eleman görevini yerine getirmeye devam ediyor. Baş döndürücünün orada bir takım sıkıntılar yaşanmış. Takipçilerimizin sayısı artmaya devam ediyor. Yeni üye bulma ofisinde birileri çalıştığı zaman ne oluyor? Potansiyel olarak daha kaliteli takipçileri lobiye çekmek için kullanılıyormuş burası. Burada biri mutlaka çalışmalı ya. Peki yeni üye bulma ofisi. Parakende ve topluluk önünde konuşma yeteneği. Abi hanginizin topluluk önünde konuşma yeteneği var acaba? Hiçbirinizde. Hanginizde parakende var? Hiçbirinizde. Sadece Joker kart Şerife'de var bu. Güzel. XP'si falan geldi. Abi o zaman elemanlardan birini alalım, takipçilerden birini de yeni üye bulma ofisine koyalım. Yusuf Söker. Yusuf Bey, gruba gel. Sen çok yaşa Ahit Cümbüş'ü, sen de çok yaşa. Sana şu yatağı verdim. Ve buradan yatağı koyup bir de buraya koydum bunu. Eyvallah, hani yedek yatak yapalım mutlaka. Var mı bu bizim yeni aldığımız aganın bir sıkıntısı? Kimi aldık? Yusuf Söker'i aldık. Yusuf abi. Ayten Tüten her yerde çalışıyor galiba. Yusuf abi, yeni üye bulma ofisi. Yeni üye bulma ofisinde çalışıyorsun. Ayten Hanım her yere koşuyor. Hanife Eroğlu sinirli. Elleri kirli. La yıka o zaman, Allah Allah. Yılmaz Gönül kendini tükenmiş hissediyor. Ne yapabiliriz acaba bu tükenmiş hissetmesine, bilmiyorum ki. Şey var mı araştırmada? Ben neye gittiğimi bilmiyorum da şu an. Herhalde buradan lider odasından başkalaştırma tekniğine gideceğiz. Yatak odası 2, banyo yükseltmesi 2. Bence daire testereden mutfak dondurucuya ve banyo yükseltmesine gidelim. Banyodaki artık şu el yıkama zıbıdıklarının falan kalitesini arttıralım. Bu herif elini yeterince temiz hissetmiyor galiba. Neyse, buna da şükür. Boklu elleriyle yemek de yiyebilirdi. Isı yok bu arada. Kimsenin dikkatini çekmiyoruz. PR çalışması için konuşabilecek bir adamımız da yok. Sağlık olsun. Ayoncum hoş geldin, merhabalar.
Pam pam pam. Aa, hiç yemek siparişi vermedik. Elimizde bulunan hamburger. Aa, şurada yeniliğe bassam herhalde full 100 tane burger olana kadar her gün çalışacak. Keşke ona tıklasaydık. Neyse, hallederiz. Aşkım, çalışanların hepsi neden geblo? Yavrum, bilmiyorum. Bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Ama şey, yani o kadar da geçti gitti. Ruh hali bozukluğundan sonra iyileşmesi daha kısa sürer. Yusuf'taki bu özellik bana da lazım. Aa, Yusuf, hayda. Sen, hayda, insanlarla etkileşimde bulunan odalarda çalışmayı tercih etmiyor. Abi sen ne yaptın ama ya? Töton yaralandı. Boklu ellerle yemek yediği için. Çok iyi abi. Zaten karakterin statları da çok iyi. Bu horozun sesini bir kere daha duyarsam ben de aynı bu horoz gibi çığlık atacağım. Neyse. Dostlar, o halde ufaktan videonun sonuna gelmiş olalım efendim. Kıymetli vaktini ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Benden bu videoluk, bu bölümlük bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlginç bir yere doğru gidiyor gibi oyun. Bir mini seri kıvamında yapmaya çalışıyorum bu seriyi ve yaklaşık herhalde 8-10 bölüm civarı sürer diye tahmin ediyorum. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Şuradan biz ne yapıyorduk bu arada? Lider odasından başkalaştırma odasına falan gidiyorduk da. Buradan daire testereyi, mutfak dondurucuyu ve banyo yükseltmesini alacağız. Vakit ayırıp izleyen herkese teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın dostlar. Bay bay.